Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Scratch'te bir oyun yapacağız. Ben ve hocalarım. Scratch'te belirlediğimiz karaktere bir sayı tutturacağız ve bu sayıyı tahmin etmeye çalışacağız. Arka fonunu belirleyeceğiz. Güzel bir oyun olacak. Ses falan ekler miyiz? Valla vaktimiz kalırsa abi. Yani o kadar abartmayalımdır şimdi. Okey. Bugün bir sayı tahmin oyunu yapacağız dedik. Sayı tahmin oyununda kullanacağımız bir karakter olacak. Kediyi kullanmayacağım. Kaldırdım. Hangi karakteri kullanacakmışım bakalım, ben de çok merak ediyorum. Robot yani, gördüm şurada. Şuradan ya. Araya tamam, bas. Tamam bizim wizard varmış. Süper. Tamam adamımız budur. Tamam, bulduk abi. Adamı. En iyisi. Şöyle wizard arkaya gelsin. Aha. Kostümlerine bakalım, bir şeyi var mı? Çok iyi. Bildim. Tamam. Sonra bilemedin. Çok güzel. Çok iyi abi. Tam ben biliyorum yani bunu zaten yani. Olmadı. Tamam. Bu da standardımız. Okey. Okey. Şimdi bunu bir konuşturalım biz. Görünüm taraflarına gelelim. Ve bayrak tıklandığında çalışacak olsun. Kontrol ve olaylara geldim. Bayrak tıklandığında 2 saniyeliğine bize hello demeyecek de merhaba, sayı tahmin oyununa başlıyoruz. Bir sayı tuttum, tahmin et. Çok uzun oldu. Bir sayı tuttum, tahmin et. Daha mantıklı. Değil mi Ayşenur? Şimdi bunu, evet. Bunu diyecek ama bunu sadece söyle dersek aslında tahmin et dedi ve sustu. Yani benim burada aslında onun cevap alacağı bir soru sormasını sağlamam gerekiyor. Yani standart bir konuşma balonundan ziyade ask, bıdı bıdı and wait. Sor ve bekle. Yani şu bir sayı tuttum kısmını alıyorum buradan. Değiştiriyorum bloğumu. Diğer bloğu attım. Şimdi çalıştırıyorum. Bir sayı tuttum tahmin et dedi. Artık benden de bir bilgi bekliyor. Yani. Evet, o bilgi verene kadar 4 da artık... Dedim, bastım. Artık benden bu bilgiyi almış olacak. Aldığı bilgiyi answer değişkeniyle tanımlayabiliriz. Bu aldığı bilgiyi göster ya da gösterme anlamında işaretleyebiliriz. Yani bu benim aslında söylediğim tahmin. Gözüküp gözükmemesi çok önemli değil. Bunun öncesinde onun gerçekten bir sayı da tutması gerekiyor. Yani şu iki bloğun arasına rastgele bir sayının tutturulması gerekiyor. Hemen bakalım operatörler bölümünde nelerimiz var. Pick random 1'den 10'a. Rastgele abi. Bir sayı tutabiliriz buradan. 1'den 10'a kadar tutması rastgele, da iyi bir şey. Bloğun yapısına bakarsak tek başına araya oturacak bir şey değil. Bu rastgele tutulan sayıyı bir değişkene koymam lazım. O zaman variables bölümünden bir değişkene ihtiyacım var. Yeni bir değişken, adı tutulan olsun. Tüm nesneler üzerinden erişilebilir olsun. Okey dedim. Artık benim tutulan diye bir değişkenim var. Ve bir set bloğum var. Set my variable alanından buradan diyorum ki tutulan değişkenini pick random 1'den 10'a ile doldur. Onu da şimdilik ekrana yazdıralım hatta. Tutulanı da. Evet. Tutulan zaten ben şuradan işaretlediğim için zaten görünür hale gelmiş oldu. Tamam, süper. Onu tabii en son oyuna başladığımızda kaldıracağız. Şimdi aynen testlerde öyle. Biz görelim diye açık olarak duracak. Hemen 1-2 test yapabiliriz aslında. Bir sayı tuttum tahmin et. Bunun yeri tabii burası yerine şurası olsa... En son kaldıracağımız için nerede olacağı çok önemli değil. Bir sayı tuttum tahmin et dediğinde ben de bir sayı vermiş olacağım. Bunu cevapla alacak. Şimdi önce gerçekten bu tahminin doğru olduğunu varsayalım. Bu tahminin doğru olduğunu denetlememiz gerekiyor. Kontrol bloklarından eğer doğruysa şunu yap. Ama eğer doğruysa bunu yap, aksi takdirde bunu yap gibi de bir seçenek olması lazım. Aslında Türkçe'de olduğu gibi şey mantığı da kurgulayabiliriz. Bir sayı tahmin ettim. Eğer doğruysa bana doğru de. Yanlışsa yanlış de. Yanlışsa evet, şimdilik doğru yanlış diyebiliriz ama ileride bu yanlışı da bir adım öteye götüreceğiz. Yanlış ama acaba daha yüksek bir sayı mı söylemeliydim, daha düşük bir sayı mı söylemeliydim? İpucuyu da verdireceğiz değil mi? Değil mi Ayşenur? Evet. Evet. Ayşenur'u konuşturmaya çalışıyoruz arada. Operatör alanına geliyorum tekrar. Bu tarafta bir karşılaştırma yapacağız. Aynı mı değil mi, eşit mi değil mi? Hı hı. Bu denetimi alacağım. Verilen cevapla en başta tutulan değişken. Variables alanına gidiyorum, tutulanı alıyorum. Tutulanla verilen cevap birbirine eşitse, tahmin et dedikten sonra cevabı aldı, birbirine eşitse tebrikler desin. Hı hı. Sound değil, görünüm. Geldim bu tarafa. 2 saniye sürecek şekilde. Oraya geldiği zaman oyunu tekrar başlatmak için restart olsun. Yani tebrikler dediyse yeniden başlamak ister misin? Evet diye bir şey de olabilir o zaman. Ha, tabii ekleyebiliriz üstüne. Önce bir bunu yapalım, sonra görünüme geçelim. Evet. Mesela en tebrikler diyorsa hemen kostümlere gelelim. Yapalım onu. Wizard B mi daha uygundu? Evet, güzel, tebrikler güzel. İçin bu daha uygun. Aynen. Bilemediği senaryoda da C'ye geçebilir. Yukarı gidecek çünkü az veya da çok diyecek ya. O yüzden mantıklı. O zaman kostüm alanı yine görünümlere geliyorum. Switch kostüm diyerek üst atıp ondan sonra B'ye değiştirdim. Evet. Ardından da tebrikler desin bilirsek eğer. Hı hı. Bilemezsek de kostümü C'ye değiştirecek şekilde şurada çoğalttım blokları. Aşağıya bıraktım. Hemen Wizard alanından C'ye geçiriyorum kostümü. Yanlış tahmin dedim şimdilik. Buraya kadarki kısmı bir test edelim. Olur. Bayrağı aslında tahmin et dedi. 9 tutmuş. Ben bilemiyorum ve 5 diyorum. Yanlış tahmin dedi. Bitti. Tekrar sor gibi bir şey demedik çünkü şu ana kadar. Onun için oyunu yeniden başlatmam gerekiyor. Bilemediğimizde ne olduğunu biliyoruz. Bir de bildiğimizde ne oluyor ona bakalım. Tebrikler dedi. Şimdi burada, güzel oldu burada. Minik bir şey var dikkat edilmesi gereken. Oyun ilk başladığında el aşağıda da değildi, yukarıda da değildi. Yani hata ya da tebrik değildi. Ben şimdi yeniden oynayalım dediğimde tebrik yukarıda kostümle başlayarak soruyu soruyor. Oysa ki ilk kostümle başlaması lazım oyun yeniden başladığında. Yani o yüzden bizim ilk kostümü seçmemiz lazım değil mi? Evet. İlk kostüme geçecek kod bloğuyla çalışıyor olmamız lazım. Oyun başlar başlamaz ilk kostüme geç, 1'den 10'a kadar bir sayı tut ve soracağın soruyu sor. Hı hı. Şimdi artık daha tutarlı oldu. Bir sayı tuttum, tahmin et. 9, enter, tebrikler dedi, bitti. Yeniden başladım. 6, bilemedim. Yanlış tahmin dedi ama bitmesin. Yanlış tahmin dedikten sonra tekrar tahmin et desin ve ben bir kez daha aynı tahmini tekrar edebiliyor olayım ya da ikinci tahminimde bulunabiliyor olayım. Bu durumda şu bir sayı tuttum tahmin et dedi. Tekrar tahmin et diyecekse yeniden bir cevap almalı. Yanlış tahmin bloğunu değiştiriyorum. Yanlış tahmin tekrar tahmin et diyeceğim şekilde yeniden bir soru bloğu koyuyorum oraya. 2 saniye değil, tamamen bekleyecek orada. Evet. Cevap alana kadar bekleyecek. Tekrar tahmin et diyeceğim. Tekrar cevap da almam lazım ama tekrar tahmin et dedikten sonra. O yüzden tekrar buraya döndürmen lazım. Evet. Cevabı aldığımda bitecek. Ama ben cevabı aldığımda kodun şu araya geri dönüp tekrar denetim yapmasını istiyorum. Döngü gibi durumda, bir şey yoksa. Evet. Bir döngüye ihtiyacım var. Burada tekrar eden bir bloğa ihtiyacım var. Mesela repeat until. Şu olana kadar tekrar et. Ne zamana kadar? Tutulanla cevap birbirinden farklı olduğu sürece aslında until demeyelim, aynı olana kadar demeyelim. Bu arada evet böyle demek zorundayım. Öyle diyebilirsin çünkü abi. Diğer blok yok. Bir an diğer platformla karıştırdım. Bu bloğun olduğu bir platform daha var. Şimdi repeat until ne süreçte bu iş tekrar edecek? Tutulanla answer birbirinden farklı olduğu sürece. O zaman bizim bir eşitsizlik denetimine ihtiyacımız var. Buradaki denetimlerin olduğu yerde bakıyorum Eşittir var, küçüktür var, büyüktür var ama eşitsizlik yok. Çünkü eşitsizliği ele almak için bir yardımcı bloğumuz daha var. Hı hı. O da not bloğu, olumsuzluk bloğu. Eşit değildir diyoruz yani. Evet. Bu buna eşit değilse... Yukarıdan kopyalayıp da şeyi alabilirdin o zaman. Şurada var ya... Nereden? Tutulanla answer. Evet, şurada. Evet. Edebilirdin. Şöyle. Bu arada kurguyu doğru yapıyor muyuz? Bir an şüphe ettim. Bakalım. Tutulan cevaba eşit olmadığı... Yo. Ama oradaki şey... eşit olmayana kadar... Yani yanlış bilindiği sürece... Yo, yanlış bilindiğinde repeat'i durduracak. Eşit olduğu sürece... Bir gariplik var bu kurgumuzda. Şu bloklara bakalım. Bu arada boşuna uğraşıyoruz kurgu için. Çok daha kolay bir kurgumuz var. Biz burada sonsuz döngüye gireriz. Çünkü adamın... Evet. Kaç defa yanlış yapma hakkı olduğunu kısıtlamıyoruz ki. Aha. O zaman bu sonsuz döngüye girsin ve... Aldığı bilgiyle dönüp tekrar girecek, tekrar denetimi yapacak. İş zaten denetliyor. Benim bir davayla ilgili bir denetim yapmamı gerektirecek bir durum söz konusu değil dolayısıyla. Madem iş denetliyor, bir kez daha tutulanla aynı mı diye bakacak. Aynıysa tebrikler deyip bu sefer doğru bu sonsuz döngüden çıkması lazım. Çünkü tebrikler dese de geri dönecek. Burada da tümünü durdur diyebiliriz. Bütün süreci durduracak bir blok kullanabiliriz. Stop all. Hı hı. Tebrikler deyip oyunu bitirmiş olacağız. Yanlış girildiği sürece de tekrar geriye dönmüş olacak. Bir yine şu ana kadar yaptığımız kısmı test edelim. Bir sayı aslında tuttum, hani buradaki valide eğer yanlışsa diye başlatıp olayı orada devam ettirseydik o zaman bu if'e falan da gerek kalmayacaktı aslında. Evet. If'in yaptığı işi while'a yıkmış olacaktı. Ama olumsuzluğu yine denetleyeceğimiz bir yapıya ihtiyacımız olacaktı tabii ki orada da. Ama while üstünden de kurgu yapabilirdik. Yani repeat until üstünden. Çok fazla sintaks tabanlı düşünüyoruz daha önceden kullandığımız dillerden. Değil mi Ayşenur? Tahmin et dedi. Bu sefer doğru bildiğim yapıyı test ediyorum hemen. 4 dedim. Tebrikler dedi ve bitti oyun. Oyunun bittiğini nereden anlıyorum? Bayrağa tıkladım. Şu an etrafı işaretli durumda. Oyun çalışır vaziyette. Doğru tahmin ediyorum 2'yi. Tebrikler dedi. Bitti. Yanlış tahminle ilerleyeceğim. O 1 tutmuş. Ben diyorum ki 5. Yanlış. Tekrar tahmin et. Acaba 5'ten daha büyük bir şey mi söylemeliyim? Daha küçük bir şey mi söylemeliyim? Hadi 3 diyelim. Yanlış. Tekrar tahmin et. 6. Yanlış. Tekrar tahmin et. 1. Tebrikler, oyun bitti. Şimdi burada bir de yönlendirme ekleyelim. Yanlış tekrar tahmin et derken daha yüksek bir sayı söyle ya da daha düşük bir sayı söyle şeklinde bir yönlendirme yapsın bize. Bunun için benim tuttuğum cevaptan, pardon benim verdiğim cevap rastgele tutulandan büyük mü küçük mü? Bunu biliyor olmam lazım. Yine operatörlerden bir denetim yapmam gerekiyor. Bunun içerisinde tutulan kullanılacak. Cevap kullanılacak. Yani wizard'ın tuttuğu benim cevabımdan büyükse ki bunu bir if'le ele alacağım. Zaten eşit değilse else düştüğümde ya büyüktür ya küçüktür. 2 ihtimal var. Büyüktürü denetlerim. Olmazsa eşit değil, büyük değil, geriye küçük olma ihtimali kalacak. Hemen bir if else daha alıyorum buradan blok olarak. Hata olduğu kesin olduğu için kostümü değiştireceğim. Ardından herhangi bir şey söylemeden önce if gelecek ve bir değerlendirme yapacak. Wizard'ın tuttuğu benim verdiğim cevaptan büyükse demek ki daha büyük bir tahminde bulunmalısın diyecek. Yanlış. Daha küçük tutması gerekiyor ama şu anda. Yok. Tutulan denen şey Wizard'ın tuttuğu. Wizard'ın tuttuğu benim verdiğim cevaptan büyükse daha büyük bir cevap vermeliyim ben. Daha yüksek bir tahminde bulun diyecek bana. Tekrar tahmin et demiyorum. Zaten bu o anlama gelmiş oldu. Yanlış. Daha yüksek bir tahminde bulun. Veya diğer ihtimal yine yanlış ve daha düşük bir tahminde bulun. Test ediyorum. Bir sayı tuttum, tahmin et. 2. Daha yüksek bir tahminde bulun. 8. Daha düşük bir tahminde bulun. 5. Tebrikler. Vay, tabii birkaç defa daha hata yapabilirdik. Hemen test edelim tekrar. Bir sayı tuttum, tahmin et. 2. Daha yüksek. 6. 10. Daha düşük. 8. Tebrikler. Şimdi buna bir sınır getirebiliriz. Yani buradan sonrasını artık aslında bizi izleyenlere bırakmak lazım. Aynen öyle. Burada sesler eklenebilir. Hata olduğunda bir boing sesi çıkabilir. Doğru bilindiğinde alkış sesi olabilir. Arka tarafta daha yüksek ya da daha düşük tahminde bulun yerine farklı dillerde ifadeler yapılabilir. Bu oyunun İngilizcesi yapılabilir mesela. Hangi dili istiyorsun diye en baştan sorulur. Bir dil sorar, ona göre devamını getirebilir. Yani daha eğlenceli hale getirmek aslında burada kim bu kodlarla bir üretimde bulunacaksa onun elinde olan bir şey. Bir de arka fon ekleyelim. Bir de şöyle bir şey var. Zaten bloklar kendini belli ediyor artık. Tek yapman gereken buradaki legoların yerini değiştirmek. Yani mesela sadece şeyi değil, sesi değil, başka bir objeyi kullanacaksan sürükle bırak artık kullanabilirsin. Yerleri belli çünkü. Evet. Yine surprise mı yapıyoruz? Evet. Arka fona bakalım ne gelecek. Disco ve Wizard'ımız sahnede. Tamam. Şöyle Wizard'ı sahneye alalım. Çok ışıkların altında olmadı. Şapkası ışıkların üstünde oldu ama başlattığımızda daha iyi oldu. Belki biraz daha küçültebilirim. Gene aslında deneme yanılmayla burada doğru değerler yakalanabilir. Tamam, oldu bu sefer. Şu tutulanı sadece klikleyip şeyden, ekrandan siler misin? Ha, olur. Ondan sonra neredeydi? Tabii, oyun başlarken onu kaldıralım demiştik, unuttuk. Aynen öyle. Öyle kaldırdık. Hadi o zaman bir de gerçekten oynayalım. Öyle sayıyı görerek kolaydı. Ayşenur sen oyna o zaman. Hadi bakalım. Söylesem ben yazarım. 7. Ben 5'le başlardım. Daha düşük. O zaman 5. Daha düşükmüş. 2. 5'ten sonra 2 ya da 3 derdim. Daha yüksek. 3 ile 4 kaldı geriye. Hangisi? 4'müş. 4 de değilse çok kötü olacak yalnız. Yok, alanı daralta 4'ün oldu, belli oldu. Evet, güzeldi gerçekten de. Basit bir oyun ve sadece bu kadarcık bir blokla zaten oyunu çok keyifli bir hale getirdik. Yani buna bir sayaç eklenebilir mesela. 3 haktan sonra oyun bitti denebilir. Ya da birinci de bildin, ikinci de bildin, aferin denebilir. Puan sistemi olabilir. Puanları bu arada cloud var. Puanları cloud'da tutabiliyoruz. Login olanlar oynayarak birbiriyle yarışabiliyor. Yani aynen, skor falan da belirleyebiliriz gerçekten. Platform. Gerçekten çok keyifli. Evet abi, yine bayağı bir konuştuk. Ondan sonra ama bence Scratch'te oyun yapmak çok keyifli. Olmuş ya. Ben oynuyorum arada. Neyse, konuyu kapatalım. Şöyle kapatalım bu sefer. Scratch'te daha değişik oyunlar da yapabiliriz. Aklınıza yeni oyunlar geliyorsa bunu yorumlar kısmına yazın ve birlikte de inceleyelim. Bundan sonra Scratch'te ne yapıyoruz? Var mı plan? Ne yapalım Scratch'te? Hocam şunları istemişsiniz. Aa, çok güzel. Makey Makey'imiz var. Makey'imiz var abi. O zaman Scratch ile ilgili bir sonraki konumuzda zaten Scratch 3.0 ile beraber gelmişti bu donanımla ilgili şeyler. Bir sonraki konumuzda bunu inceleyelim. Tamam o zaman, süper. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben kaydı kapatıyorum. Hoşçakalın.